2004 yılından itibaren Avrupa Birliği destekli hibe programlarına proje hazırlayan Sivas, 81 il arasında 98 proje ile yaklaşık 12 milyon 500 bin avro hibe alarak 8. sırada yer alıyor. Sivas'ın bu kapsamda daha üst sıralarda yer alması için Avrupa Birliği Erasmus Plus programı tanıtım toplantısı, Kayseri ve Yozgat illerinden gelen proje uzmanlarının katılımıyla ilimizde gerçekleştirildi. Avrupa Birliği Erasmus Plus programı tanıtım toplantısı Sivas, Kayseri ve Yozgat illerinden gelen proje uzmanlarının katılımıyla ilimizde gerçekleştirildi. Aklınızda ne varsa bugün sorun. Buraya geldik. Ne varsa sorun. Gün boyu süren eğitimlerde Türkiye Ulusal Ajansı'nın genel tanıtımı ve temel kavramları, Erasmus Plus programı genel tanıtımı, örnek proje sunumu, tecrübeler, K2 başvuru formu tanıtımı, prensiplerle pratik bilgiler ele alındı. Onunla ilgili bilgiler verin. Erasmus Plus programı bilgilendirme ve yönlendirme toplantısının açılış konuşmasını yapan İl AB Daimi Temas Noktası Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, Sivas'ın 2014 yılından itibaren Avrupa Birliği destekli hibe programlarına projeler hazırladığını söyledi. 81 il içerisinde yaptığı projelerle tüm kurumlarla beraber ilk 8'de yer alan bir kurumdur. Ayhan, ilimizin 81 il arasında Avrupa Birliği'ne hibe programlarından 98 proje ile yaklaşık 12 milyon 500 bin avro hibe alarak 8. sıraya yükseldiğini dile getirdi. Kurumların Avrupa Birliği giriş sürecinde, bu müktesebatta uyum sürecinde, değişim programlarında hakikaten birbirlerini tanımak, sosyal anlamda sosyal dinamizi geliştirme açısından faydalı olduğunu düşünmekteyiz. Sivas'ta 2007-2013 yılları arasında hayat boyu öğrenme programı kapsamında uygulanan 78 adet proje için 1 milyon 700 bin avro hibe desteği alındığını ifade eden Ayhan, 2016 yılında Erasmus Plus programından da ilimizin üst düzeyde yararlanması için proje hazırlamasının oldukça önemli olduğunu kaydetti. Sevgili izleyenler, AK Partisi var.